İşte bu ev abi. Sağ ol İbrahim. Hadi çalsana kapıyı, ne duruyorsun abi? Buyurun efendim. Rahatsız ettik küçük. Zeynep'i biraz çağırır mısın? Peki. Tuh be, dalgaya düştük be abi. Senin arabayı gelin arabası yapıp öyle gelecektik buraya diyorum. Sahi çaprazı unuttuk ya, keşke yapsaydık. Buyurun. Zeynep'i rica etmiştik de, nerede acaba? Zeynep biraz rahatsız. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin, ben kocasıyım. Ha? Kocası mı? Ama kocası... Evet, kocasıyım. Bir mahsur yoksa bana söyleyebilirsiniz. Ben kendisine söyleyecektim. Rahatsız ettik efendim, müsaadenizle. Yürü. Ah more, ah bre yav, çal bre yav, yanıyorum kerata yav. Tamam, eyvallah. İç biraz yav, iç. Hadi, şerefe yav, şerefe efendim. Al bakalım zibidi, sen de iç biraz. İç. Bak, bu benim, tamam mı? Evelallah, tamam, kardeşim. Çifte senin de senin. Yavrum dedim, çifte kavrulmuştur ya o kerata yav. Zeynep gitti, şu evin tadı tuzu kalmadı be. Çalılar çal. Ah bre, ne iyi kızdı yahu Zeynep, yazıklar oldu doğrusu yahu. Şşş, bak. Tamam mı bana? Evelallah dedim bre yahu kerata, tamamdır o yahu. Tamam. Ey yavrum benim, ey. Çal, çal yahu. Of, of. Of be, of be. Desene, bize de seyahat gözüktü. Çantanızı alayım. Sizin gelmenize hiç lüzum yok amca. Ayo! Seni gurbet ellerde bu halde bırakamam. Bak, son defa soruyorum. Gitmesen olmaz mı oğlum? Hayır, burada kalmak istemiyorum. Gitmeliyim amca. Bu küçük kızı bu kadar çok mu sevdin be? Evet, hem de çok sevdim amca. Rica ederim, bu bitmiş işlerden bahsetmeyelim artık. Peki, bahsetmeyelim. Allah böyle istedi. Hadi sen vapura git, ben biraz sonra gelirim. Hadi sen beni bekle orada. Hadi. Peki amca. İskenderun'a kadar benimle gelmenin hiçbir manası yoktu amca. Hayır, Zeynep'in evlenmesi seni öyle sarstı ki doğrusu seni yalnız bırakamazdım. Biliyor musun Orhan, Zeynep'in başkasıyla evlenmesine bir türlü akıl verdiremiyorum. Ben de öyle ama kocasıyla bizzat konuştum. Neyse üzülme canım, seni böyle gören de denize atlayıp intihar edecek sanır. Zeynep olmadıysa şu Nesrin midir nedir onunla evlenirsin, olur biter. Rica ederim amca. Bugüne kadar size hürmetle tek kusur etmedim. Bu tarzda konuşmanızı duymak istemiyorum. Müsaade edin de kimden evleneceğime ben karar vereyim. Peki canım, sen bilirsin. Ama hani Nesrin de fena kız değil diye düşünüyordum ya. Hayır amca, hayır. Artık Nesrin'in yüzünü bile görmek istemiyorum. Zeynep'i tanımadan evvel olsaydı belki başka biriyle evlenmeyi düşünebilirdim. Ama artık başkasıyla evlenemem amca. Kısa da olsa aşkın ne demek olduğunu anladım artık.
Zeynep'i çok seviyorum amca. Ben ona bütün kalbimi verdim. Zeynep'in de beni sevmesini bilseniz ne kadar isterdim. Ben hakiki aşkın ne demek olduğunu Zeynep'i tanıdıktan sonra öğrendim. Zeynep'in aşkı kalbime yerleşmişken siz bana nasıl Nesrin'den bahsedersiniz? Ben Zeynep'ten başkasını sevemem. Artık benim için dünyada Zeynep'ten başka hiçbir şeyin kıymeti yok amca. Öyleyse sen de Zeynep'i al evladım. Alay mı ediyorsunuz benden am? Zeynep! Orhan! Zeynep sen evlenmemiş miydin? Hayır Orhan. Yalnız İzzet'i nefsimi kurtarmak için amcamın oğlunu kocam diye gösterdim sana. Bak o da karısıyla geldi. Zeynep'im canım benim. Nikahınız için nüfus kağıdını almıştı. Nüfus kağıtsız başkasıyla nasıl evlenirdi be? Dur olmaz. Olmaz. Önce nikahı alacağım. Kaptan! Rüyalar, rüyalar.